Dizimize bakacağız ama yeni bir gelişme oldu. Ne oldu? Merhaba arkadaşlar. Selamünaleyküm gençler. Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Evet, biz hazırlandık. Kahvaltımızı da yaptık. Şimdi bıdıkları hazırladık. Onları veterinere götüreceğiz. Balımın bir aşısı var. Bademin evet. De ağzında diş etine galiba bir rahatsızlığı vardı. Ağzında koku yapıyordu. O yüzden onu veterinere tekrardan götüreceğiz. Çünkü birkaç şey denedik. Yani evet. Gargara falan bir şeyler denedik. Aynen, bakalım şimdi ne oldu, sonuç ne olmadı. Kan tahlili yapacağız. Hani bir şey varsa öğrenelim diye. Ondan İnşallah sonra bir şey yaptır bakalım. Evet, bugün birkaç işimiz var. Onları da halledeceğiz. Bir de vakit olursa inşallah şu Bursa Kumaş pazarı Kumaş pazarı var. Oraya gitmeyi düşünüyoruz. Çünkü biliyorsunuz kabanımda bir leke vardı. Onu artık halletmek Aynen. istiyorum. Artık bakalım, inşallah bulurum aynı renkte. Bulamazsam artık ne yapacağım bilmiyorum. Oraya bakarız bir şey dikerim. Bir şekilde yakın bir renk bakarız, olmadı. Aynen, o da olabilir. Bakalım. Öyle. Evet, şimdi biz çıkalım. Kıyafetimi gördünüz. Evet, böyle mavi bir elbise giydim arkadaşlar. Çok güzel. Şöyle. Yarasa kolu var. Bir de böyle buradan bağcığı var. Ben çok beğendim. Yani yarasa kolu deniliyor umarım. Bilmiyorum artık. bu elbisem Elmas Butik sayfasından. Şuraya isminin yazacağım. Aşağı linkini de bırakacağım. Ben çok beğendim. Çünkü aşırı hafif bir kumaşı Aynen. var. Elimi yani, alınca şaşırdım. Evet yani. Değil mi? Tek dikkat edilmesi gereken şurada çok küçücük. Yani görüyorsunuz zaten küçücük bir yırtmacı var. Bir de iç gösterebiliyor yani astarsız olduğu için. Ama benim için sıkıntı değil çünkü zaten ben içinde tight falan giyiyorum. Hiçbir zaman hani öyle bir sorun yaşamıyorum. İsteyen zaten ekstradan içine astar da diktirebilir. Evet, bu şekilde ben çok sevdim. Çok efil efil bir kumaş. Üstüne böyle siyah bir şal taktım. Altıma da şöyle babetler giydim. Bunlar ev babeti. Göstermelik olarak giydim ki. Çünkü altıma yine siyah babet giyeceğim. Bu şekilde bugünkü kombinim. Şimdi çıkalım. Canlar bakın. Hayır. Babam yine başladı. Arkadaşlar. Kızım arkadaş. Şelibo. Merhaba. Kolay gelsin. Adem. Tamam. Canım kızım benim. Evet tamam, gençler. Kan testi yapacaklar Badem'e. Ya olabiliyormuş. Küçük ya. Diş çıkarmaktan dolayı galiba olabiliyormuş ağzında öyle şeyler. Evet. Zaten bakalım. Bir problem yok. Dişleri var yani. Çok üzüyor. Bakalım. Tamam, bir şey yok. Bir damlacık bir şey alacağım. Sadece bir damla. Evet. Sadece bir damla. Bir damla. Çok küçük bir şey, çok küçük. Anlaştık mı? Var ya, bu çok değilim. Değil mi? Bak daha bir şey yok. Balından daha kuvvetli. Daha bir şey yok, dur bakalım. Daha hiçbir şey yok. Tamam kızım. Bu kadarcık da. Bu kadardı. Bakalım tepki verecek mi? Gerçi o kadar şeye balım tepki verdiyse. Balım var mı? İlk aşıda hiç. Hissetmedim bile. Tamam. Bitti. Bu kadar çıktı. Evet. Aferin sana. Çok akıllısın sen. Şu an veterinerden çıktık. Evet, elhamdülillah. Bademe bir kan testi yaptırdık. Çünkü ağzı gerçekten kokmaya başladı. Meğersem hani kadın kan testinden önce de dedi hani diş döktüğü için olabilir dedi. Bir iki aya geçer dedi. Ama biz yine de yapalım dedik çünkü karma aşısı daha yoktu. Daha aşılara başlayamadık hani bu sebepten dolayı. O yüzden dedik ki hani... bir rahatsızlığı var mı yok mu emin olamadık. Evet. Hani o yüzden hani biliyorsunuz yavru kedilerde gençlik hastalığı diye bir hastalık var. Ona kapılınca Allah korusun ölebiliyor. Biz dedik erkenden test yaptıralım. En azından içimiz rahat olsun. Şimdi bir iki aya geçermiş zaten. Bir gargara var. Onu kullanacağız evde. Evet. 3 tane aşı yapıldı. Balıma karma kudüs yapıldı. O sondu. Artık diğeri seneye. İç dış parazitlerini zaten 3 ayda bir yaptırıyoruz. Bademin de şeyi var. Karması oldu. Aynen, bir karma oldu. 4 tane aşı daha olacak. Bir de tabii yine iç dış parazit inşallah. Bakalım.
Bu şekilde şimdi bunları eve götüreceğiz. Ondan sonra işlerimizi halletmek için yine dışarı çıkacağız. Şu anda Bursa kumaş pazarına geldik. Evet, kumaş almaya geldik gençler. Aynen. Hadi bakalım bulacağız mı? Biz çıktık ve yine bir hüzünle. Hüsran. Evet, kumaş şu an kışlık kumaş yokmuş. Evet. O yüzden ellerinde bir şey yoktu. Kışa doğru gelir dediler. Birkaç o yüzden... tane vardı ama bize uymuyor. Evet. Farklı renklerden. O yüzden kışa doğru anca bakalım halledebilirsek o zaman halledeceğiz. Yoksa böyle kaldı yani. Değil mi? Hallederiz sultanım ya. İnşallah. Bakalım. Şimdi biz ıspanak alacağız. Çünkü bugün ıspanak yapmak istiyorum. Yanına da bir güzel cacık yapacağım. Of, canım çekti böyle acayip bir şekilde. Bugün ıspanak direkt yiyeceğiz. Direkt yoğurt da üstüne koyup yiyebiliriz. Evet, ama cacık çekti nedense canım. Tamam, cacık da yaparız. Evet, şimdi ıspanağımızı alalım. Ondan sonra eve geçelim. Hadi bakalım. Eve geldik. Storları kapattık biraz çünkü bayağı bir ışık vardı. Çok sıcak olmuş burası bu arada. Şeyleri hafif açtık ya hayatım. Aralarını. Bu arada şey de çok sorunuyor. Storları hep mi kapalı tutuyoruz? Hayır, açıyoruz ama video çekerken kapatıyoruz. Hem ışık konusunda şey oluyor bir de. O yüzden video çekerken genelde kapatıyoruz. Bir de şu ara zaten sıcak vuruyor akşamüstü. O yüzden zaten kapatmak zorunda kalıyoruz. Her türlü yani. Şimdi ne yapacağız? Ispanak aldı eşim. Gideceğiz ıspanağı yapacağız şimdi. Yanına da cacık yaparız. Eşim biraz dikkat etmek istiyormuş. Öyle. Vallahi yeter ya. Neyse biz şimdi yiyelim. Ondan sonra ıspanağımızı yapalım. Görüşürüz. Şu an bir kargo geldi. Böyle kutusundan çıkardım. Böyle bayağı bir pat pat vardı arkadaşlar. Çünkü kırılacak eşya. Şurada da bir not var. Şimdi bu notu açacağım da. Ya insan kıyamıyor. Çok güzel paketlenmiş. Şöyle açayım. Artık yapacak bir şey yok. Bu paket Zeynep ve Orhan Karabulut kardeşlerimizden geldi arkadaşlar. Sevgili Beyza ve Burak, sizden aldığımız ilhamla çıktığımız bu yolda bize olan desteğiniz için minnettarız. Kalpten kalbe bir bağ vardır, görülmez. İşte bizim bağımız da sizinle bu şekilde, sevgilerle. Instagram adresleri Zeynep KRBLTT. Yani onu bir oraya bir yere yazacağım zaten. Çok teşekkür ederim. Kendisi sizin isteğinize göre yapıyor. Zaten göstereceğim şimdi hemen size. Ya çok güzel ya. Resimlerini görmüştüm ama bu kadar güzel beklememiştim. Şöyle yapayım. Ya arkadaşlar görüyorsunuz bir de kocaman. Ben bu kadar büyük de beklemiyordum açıkçası. Şöyle yapayım. Çok güzel. Daha güzel şeyler yapıyor. Mesela böyle yine böyle prizma gibi bir şey var. Ondan sonra onun içine yine çiçekleri yapıyor böyle askılı maskılı. Sonra mesela tavana da asabiliyorsunuz, sarpıyor falan. Ama ben evde tavana bir şey asmak istemediğim için böyle bir şey seçtim. Çok güzel. Yani şöyle göstereyim. Hatta bir yerden böyle sarkımlı sarkımlı koyayım, öyle göstereyim size, daha güzel olur. Ama kocaman ya. Çok beğendim. Aa, bunun güzelliğine bir bakın ya. Çok güzel duruyor. Ben gerçekten bayıldım. Bu arada renkleri ben seçtim. Bunu da ben böyle seçtim. Yani değişik formlarda, işte renklerde vardı. Gold falan da vardı ama ben böyle istedim. Bu rengi yani. Ve çok beğendim. Gerçekten yani çok güzel yapmış. Çiçekleri falan zaten size yolluyor. Her şeyle ilgileniyor. Yani böyle bir şey düşünüyorsanız kesinlikle sayfaya bakmanızı öneririm. Zaten kocaman bir şey. Ben diyorum ya bu kadar büyük beklemiyordum açıkçası. Ve çok beğendim. Ona da buradan çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu gittiğin yolda daha güzel başarılara imza atarsın canım. Çok sağ ol. Şu anda yemeğimi yapmaya başlıyorum. Şöyle soğanımı
doğrayacağım. Burada ıspanaklarım var. Bunları bir güzel ayıkladım. Çok kötüydü ıspanak. Eşim de o yüzden çok almadı. O yüzden evet, bir güzel onu yıkadım teker teker. Şimdi soğanlarımı doğrayacağım. Ben de kalın doğruyor. Ondan sonra da artık yaparız. Ispanağı zaten bir kere yapmıştım ama tekrar gösteririm size. Şöyle küçük küçük bir soğanlarımı doğrayayım. Ondan sonra beraber ıspanak yemeğimizi yapalım. Çok leziz oluyor. Bir de uzun zaman oldu yapmayalı ben. Evet, sonra da zaten cacığımızı yaparız. Ben bir de biliyorsunuz cacığı katı yapıyorum. Yani böyle sulu yapmıyorum. Sen kralsın Hatun. Öyleyimdir. Şimdi bunu doğrayalım. Ondan sonra devam edelim. Tavamı aldım. Soğanlarımı bir güzel içine atıyorum. İlk önce sıvı yağla böyle güzelce ne kavuracağım arkadaşlar. Şöyle bol bol ekleyeyim. Sıvı yağla kavurduktan sonra birazcık salça ekleyeceğim. Göz kararı yapacağım. Salçayı da bir güzel kavuracağım. Ondan sonra ıspanaklarımı ekleyeceğim. Oraya kadar beraber yapalım. Ondan sonrasını yine size gösteririm. Bakın şu an bayağı bir mıyış mıyış oldu bu ıspanaklar. Su ekledim. Şimdi de birazcık şöyle pirinç ekleyeceğim. Biraz dedim ama. Neyse. Şunu da böyle ekleyeceğim. Birazdan altını birazcık kısacağım. Kısık ateşte birazcık pişsin. Hatta hemen baharatını da ekleyeyim. Tuz, karabiber, bir de toz biber ekleyeceğim tatlı. Bu şekilde ondan sonra bitmiş olacak bir güzel ıspana. Şimdi de birazdan da şey hazırlarım. Cacığı hazırlarım.
tertemiz yaptık. Oh. Şu an dizimize bakacağız ama yeni bir gelişme oldu. Ne oldu? Anlık misafir. Aynen arkadaşlar. Yunus abimiz var bizim. Burada Ankara'daydı. Evet. O gelecek bize misafir. Bu gece aynen kalacak öyle, inşallah. Aynen öyle inşallah. Öyle. Bakalım yani kendisi gelecek ya yani anlık oldu. Bizim de haberimiz yoktu. Bir anda oldu. Öyle. Evet. Tanrı misafiri derler ya. Evet, kendisi gelecek. Yarın da artık bir kahvaltı falan yaparım. Yaparım. Ekmek alırsın artık. Ayıpsın sultanım. Bugün aldım bir de siyez ekmeği aldım. Ha, ama çok taze güzel. Ekmek de alalım. Belki öyle yer. Hı. Evet, bu videoyu da artık burada kapatalım diyoruz değil mi? Kapatalım mı? Aynen, biraz kapatalım. Sohbet edelim ya. Ne sohbeti? Beyefendi sohbet için. Aynen gençler, şu ölmek için 13 sebebin 3. bölümündeyiz şu anda. Evet. O dizinin. Bakıyoruz. İkinci bölüm çok beni sarmadı. Beni de sarmadı. Ama biliyorum inşallah biraz daha aksiyon artarsa. Aynen. Ya çocuk olabilir. Çok yavaş dinliyor kasetleri. Aynen. Sinirim bozuldu. Sinirim. Ben olsam bir günde bitirirdim valla. Neyse artık bakacak. Bakalım biz geçiyoruz üçüncü bölüme. Sonra görüşürüz aynen. İnşallah. Bu videoda artık burada bitsin. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olup beğen butonuna basarsanız çok seviniriz. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.